Danıştay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine dair nihai kararını verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesini hukuka uygun buldu. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal edilmesini, iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi'nin kararı oy çokluğuyla onandı. Böylece Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu. Danıştay İstanbul Sözleşmesi ile ilgili son kararını verdi. Çekilme kararı hukuka uygun denildi. Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. Türkiye 20 Mart 2021'de kadına şiddetle mücadele konusunda önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkmıştı. Sözleşmenin feshi kararı çok tartışıldı. Sivil toplum kuruluşları ve muhalefet partileri çekilme kararının iptali istemiyle Danıştay'a çok sayıda dava açtı. 4 ayrı duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi iptal istemini 19 Temmuz'da reddetti. Kararda, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının hukuka uygun olduğu belirtildi. Dava konusu Cumhurbaşkanı kararında yetki ve şekil unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir denildi. Anayasanın 104. maddesine göre uluslararası antlaşmaları onaylama ve feshi yetkisinin Cumhurbaşkanı'na ait olduğu vurgulandı. Danıştay'ın kararına muhalefet tepki gösterdi. Davacılar bir bir kararı temiz etti. Dosya son karar merci olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşındı. İDDK, müzakereler sonunda oy çokluğuyla temiz itirazlarının reddine karar verdi. Sözleşmeden çekilme ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddeden Danıştay 10. Dairesi'nin kararı onandı. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Böylece Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu.